Evet arkadaşlar, şimdi Bursa tarihine damga vuran İskenderoğlu ailesinin mensubu Yavuz İskenderoğlu Usta ile beraberiz ve bize meşhur İskender Kebab'ın inceliklerini anlatacak kendisi. Ustacığım merhabalar. Merhaba yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. İskenderoğlu nasıl doğdu? Valla İskenderoğlu her zaman söyleriz, yaratılmış bir marka değil. Yani İskender olsun diye konmuş bir marka değil. Kendiliğinden İskender olmuş rahmetli büyük dedelerimizin adıyla bağlantılı bir lezzetin, bir hizmetkarlığın, bir sevecenliğin eseridir. Doğuşunun sebebi bu. Şimdi bizim bu işi yaparken hiçbir zaman bu işi dedelerimiz farkında olarak ya da olmayarak dönen kebap diye ünlendikleri bu lezzetli eti aslında etin lezzetinden ziyade dini inançlarını, insanla bütünleşen yapılarını beraberinde İskender dediğimiz, bugün kebap olarak da nitelediğimiz bu markanın doğmasına vesile olmuştur. Neden? Çünkü yemediğini yedirmeyen, lezzetinden asla feragat etmeyen, fakiri olsun para gücü, satın alma gücü olmayana bile kebabı rahatlıkla rencide etmeden veren ve dolayısıyla İskender Efendi'nin dönen kebabı diye adını, damgasını vurduğu bu lezzet eti daha sonra günümüze kadar şekillenip değişik şekillere girip artık İskender'in dönen kebabı döner kebabı olmuş, İskender kebabı diyecek kadar öne gitmiş ve Bursa ve Bursa'mıza çok şükür Bursa'mıza diyorum çünkü biz Bursa'da atalarım, dedelerim doğduğu için Bursa'mıza damga vurmuş bir markanın bugünkü mümessiliyim. Yaşım 14 yaşında, 13 yaşındayken çıraklıklarımın ötesinde 15 yaşında bu döner ocağına girerek babamızın tabii öyle çıraklık, kalfalık kolay iş değil. Evet. Öyle olmayla olmuyor. Eskilerden de çok zordur o çıraklık kalfalık ilişkisi. Tabii yani tabiri caizse dayak yemeden çıraklık, darak yemeden kalfalığa geçiş olmuyor, olamıyor. O itibarla işte bugüne gelmiş bulunmaktayız. Şey getir, kümeti getir. Şimdi ufak bir anımı anlatayım isterseniz. Kabul tabii ederseniz. Tabii. Şimdi yaş 13-14, 29 Ekim'de rahmetli Süleyman İskenderoğlu babamdan izin almıştım. Bayramı seyredeyim mi diye gittik. Sözüm 11'de geri dönmekte resmi geçidin. 11.30'da döndüm. Dükkan da yakın zaten hemen heykel önüne. Aşağı sarkıldık, indik dükkan önüne. Ana baba günü her zaman olduğu gibi. Siz geç kaldınız herhalde. Geç kaldık tabii. Ocağa girmeye çalıştım. Babam çok canı burnuna gelmiş. Bana böyle tokat mı desem azarlayıcı bir öyle bir davranışta bulundu. Milletin içinde rencide oldum. Beni kovuyor. Git diyor. Git. Kalırsan diyor el beğensin. Kalmazsan yer beğensin. Öl git diyor. Yani sen böyle usta olamazsın gibilerde. İşine sahip çıkmıyorsun. Gibilerde. Gidemiyorum da. Sonunda bir müşterimizin, bayan müşterimizin babama böyle biraz sert çıkışla yeter dedi, ufacık çocuğa fazla dedi, böyle sert davranma. Bizim koca kazık oğullarımız burada yemek için beklerken o çocuğu ben anne olarak ezdirmem dedi. Babam da zaten bahaneye bakıyordu, o da üzülmüştü. Beni aldılar, hem ağlıyorum hem döner kesiyorum. Onun anısı yukarıda konakta sergilediğim İskender dedemin ilk döner ocağı, ilk döneri ayağa kaldırıp da pişirdiği, dönen kebap diye ünlendiği 150 yıllık anının ustasıydım. Sonradan da rahmetli oldu. Daha sonraları da yaş 15'te peştemal takmak zorunda kaldım. İki abim
aynı anda yaşım 15 olduğu için askere alınmıştı. Ben de mecburen ocağa artık yedek kulübedeki yedektik 15 yaşında. O günden sonra ustabaşını aldık ve o günden sonra bugünlere geldik çok şükür. Bütün ailemiz bu kültürü, bu ahlakı, yani yemediğini yedirmeyen sahibizdir. Hangi birimiz, ailenin hangi perdi bu işi yapıyorsa yapsın, o değişmez kültürümüzdür yani. Ama tabii işin başında olmak, lezzetçi olmak da ayrı bir şey. Gördüğünüz şu kestirin, dikkat ederseniz, bakın su, et bakın, evet. Görüyor musunuz? Şırıl şırıl suyu akıyor. Bu işte bir küçük baş kuzu eti kullanmanın getirdiği sonuçtu, gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Akıyor. Evet. Akıyor. Yani istediğiniz kadar pişirin bunu. Etiniz görüntü, kurumuyor. Kurumuyor. İşte hikaye de burada. Bu gördüğünüz, bunun kurumamasının diğer bir unsuru da gördüğünüz arka taraftaki meşe ağacı, kızıl meşe. Güneş gören ormanda vallahi kendimiz bizzat yakarak elde ettiğimiz kömürdür bunlar. Kebabın lezzet unsuru olan diğer şeyler. Yavuz işte, Usta, buyurun. Bu dönemlere, bunlara dikkat etmeseniz zaten böyle büyük bir marka olamazsınız. Demek ki her şeye tek tek ilgileniyorsunuz. Tek tek üzerinden geçiyorsunuz ki insanlar da sizi, hani babanızın meşhur lafı varmış ya, hani kalırsın, ya kalırsan el beğensin, kalmazsan yer beğensin diye. Evet, siz evet. Ele beğendirmeyi tercih etmişsiniz Yavuz Usta. Yani şimdi hayat da böyle. Ne iş yaparsan yap, dürüst olacaksın. İnsanlarla bütün olacaksın. Ayağın altına sadece parayı değil, zanaatını ve ruhunu koyacaksın. O zaman büyüyorsun. Biz, bir aşk yani bu reklamcılıkla yapılan değil, insanların bizim ailemize ve yaptıklarına sunduğu güven, güvendir, güven. Dolayısıyla 150 senedir de bir şehre, hatta bir Türkiye'ye, Türk bayrağımıza bu damgayı vurmak da çok şükür. Bu her ailenin her aileye nasip yani. Olmaz yani. Hamd olsun, hamd olsun. Çocuklarımız da, eğitimlerimiz de gerek Oğuzhan olsun, gerekse Kayhan İskender olsun. Bu işin hem onlar da benim gibi hem alaylısıdır, hem mekteplisidir. Hepimiz yani burada sadece dönerde kalmadık. Hepimiz yüksek okullarımızı gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yaptık. İnşallah torunlarımızda da var. Torunumun bile adını bu annesi bizim Sibiryalı kızımızdır. Hı hı. Benim bu işi eşim Türkan İskenderoğlu da en az benim kadar bilir. Onu da söyleyeyim. Oo. Tanırsınız belki de. Tabii tabii. Yani bu işin mutfağını bilir, bilir. Şimdi gelinim, hatta torunuma bile adı Sofia Lara, Alexandra diyerek şimdiden onu ismiyle bu işe yakın olmaya hazırladığımı söyleyebilirim. Bu işler böyle yürüyor. Aile şirketi böyle olmuş işte. Ama öyle doğuştan. Yani doğuştan. Ha yarın o da okuyacaktır, o da şunu yapacaktır. Tabii o da bir şeyler katacak. Ha, tabii. Çünkü yani, dönem değişiyor, devir değişiyor. Ama markalar da hep yeni düzene ayak uyduruyor. Ama öğrendiğimiz tek gerçek var. Ben bilhassa yurt dışında eğitimlerimde şunu şey yapmıştım, hesaplamıştım. Franchise'ı öğrenip franchise'e hizmeti insanların ayağına götürebilmek, daha yakın olabilmek markanın unsuru zannediyordum. Ama maalesef markacılıkla ilgili buradan samimi itirafımdır, kimse yanlış anlamasın. Markacılık kavramı hukuktaki yerinde daha henüz bir batılı gibi çok kavranmış olmadığından bazı şekillerde insanın heyecanını ve yapmak istedikleri programını bozuyor. Çünkü çok kolay taklit ediliyor. Edildiği zaman da uğraştığınızda cahil bir toplumun getirdiği karşımıza dikilişler ya da zarar verici duruşlar geliyor. Bizi tabii imtina etmemize neden oluyor. Ama gerçek şudur ki bu işi çok kontrol edilebilirden uzak tutmak, bu işi, markayı yozlaştırmak anlamına geldiğini düşündürüyor bana. Onun için bizim çocuklar biliyorsunuz yani birisi
marka yönetimiyle ilgili, Amerika'daki ve belki de İngiltere'deki sürdürülebilirlikle alakalı Kayhan İskender'in bilgileri beni biraz atılımcı olmaktan alıkoymuştur açıkça. Aslında onlar atılımcı olmamak istemekten değil, Türkiye gerçeklerini biraz daha onlar yakından... Kontrolsüz güç değildir. Güç dilden hareket ediyorlar. Ben de onları üzmemek ve doğrusu olan bu diye yapıyoruz. İşte onun içindir ki bu gördüğünüz İskender Efendi konağımızın asıl olan yapılmasının sebebi, biz kebabı bir lezzet içinden ziyade bir tabak içinde, sadece bir tabak içinde tarih, kültür, gelenek, ahlak, insan sevgisi vermek suretiyle kültür haline getirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ya, zaten kültür olmuşu aynıyla götürebilmek için. Dolayısıyla o işi yaptığımıza inanıyoruz. Gerek ailemizin, gerekse Bursa'mızın kültür elçisiyizdir. Bu itibarla bizim Bursa yöneticileri bunu da sağ olsunlar beni destekleyerek yaptıklarına inanıyorum. Dolayısıyla biz de işimizi bundan sonraki kuşaklara daha anlamlı, Bursa ile bütünleşmiş bir aile ve meslek olarak götürmeye devam ediyoruz. Ne mutlu size. Eksik Yavuz olmayı. Abim. Evet. Yavuz abim, kesiyorum bu kadar. Azıcık tadalım bari bundan ya. Bak, benim formumu korumam lazım. Şimdi derhal tabii ki zaten yeni versiyonumuzda daima bizim zaten biraz da müşterilerimizin şikayet ettiği gerçek. Biz hiçbir zaman önce hazırlığımız yoktur. Hep böyle dalından tabir ederiz. O da tabii böyle biraz gecikmeyi ve de beklemeyi gerektiriyor. Yapacak bir şey yok. Yani biliyorsunuz tereyağımı da kendim yapıyorum. Domates sosumu da kendim yapıyorum. Efendim patlıcanımı da Diyarbakır'dan, Suruç'tan getiriyorum, Birecik'ten getiriyorum. Tereyağı Trakya, yemin ediyorum kendi elimle yapıyorum yani. Ay maşallah. Vallahi öyle. Şimdi evet arkadaşlar, Yavuz Usta'nın elinden şimdi eyvah. Sıcak olabilir. Çok verdin Yavuz Usta. Ama bu hacme bu kadar yani. Kusura bakma, bu kadar da verirsek ayıp olur da. Arkadaşlar anlatılmaz yaşanır. Evet. Dönerleri kestik. Anlatırken önemli olan dediğimiz gibi herkes yaptığı şey aynıdır. Dönerini kendi kültürüne göre yaparsın. Kendi kültürüne göre kesersin. Kendi kültürüne göre yaparsın. Bir de işin fiziksel tarafları var. Yani o da nedir? Pideyi tavlamak deriz. Kebabın diğer müştemilatı olan bonfiledir, köftedir, domatesdir, biberdir falandır. Onları da böyle pişiririz. Tabii sabahtan olanlar var, yapmış olanlar var, sonra yapılanlar var. Hı hı. Ben size çok basit dille bu işin gördüğünüz gibi, şu anda gördüğünüz gibi pide tavlıyoruz. Bakın bu soğuk pide, Bak kulağını ver bana doğru gel. Bak hiçbir ses yok, görüyor musun? Evet. Şimdi bu soğuk pide. Ben bunu size bir programda verirken, bir de bunun bu işi izleyenler varsa sayenizde, bir de gerçeğini de görsünler. Ne olduğunu bilsinler. Gizli kapaklı hiçbir şey yok. Bir defa dürüst olunacak. Herkes yedirdi. Evet, aynen böyle olacak. O bu iş böyle yapılır sizce. Şimdi birazdan onu göstereceğim. Köfte pişirirken köftenin yağından tatlandırma amacıyla lezzetlendirme oluyor ve bu sözümü unutmayın ya da dinleyiciler için özellikle ifade ediyorum. Bu pidenin, şu pidenin altının ateşi yüksek olacak. Ha, yükseltilmiş olacak. Hayır, çok hararetli yakacak şekilde korlu olacak. Bakın, korlu olacak.
bu neye sebep veriyor? Bu pidenin içindeki üzünü kızartmak değil, su, bunun içindeki su buharının tebahur edip buharlaşıp olması gereken kıvamında kebabı yapma halidir. İşin yani birinci püf noktası bu. Aksi halde kurur. Çek şeyi oğlum. Kurur. O zaman sabah kahvaltısında tereyağı sürdüğün ekmekten ibaret olur. Hiçbir işe yaramaz. Kebap pidesi olmaz diyorsun. Olmaz. Şimdi biraz önce gösterdim. Şimdi bak. Oldu mu? Şimdi oldu. Yok. Birazdan olsun. Şimdi olma tabir ederiz. Hı-hı. Olma tabir ederiz. Bunun önce olsun. Çek. Çek bakalım. Başka bir şey yok. Hop, köfteler pişti. Şimdi dur. Hayır, çevir. Artık burası. Şimdi biz altından ısıttık. Hı-hı. Üst tarafı altıda ısınırken üst tarafı da biraz daha soğumaya geçiyor. Evet. Elin deyip kullanabilecek kıvama gelmeye çalışıyor. Senin elin yanar. Devamlı kullanmayan yanar ama getir. Koy şuraya. Şunu çevir normalde. Koy. Şimdi bak. Geldi. Bak şimdi sana elini şöyle bastır bakalım. Bak. Çıtır. Bak. Kulağın görüyor musun? Evet. Çıtırı görüyor musun? Evet. İşte bu pide artık İskender kebabı hakkını kazanmış. Hadi bakalım. Bu buradaki kullandığımız domatesin hazırlanma şeklidir. Bunlar böyle kabukları alınır, havalandırılır. Ondan sonra bunlar böyle çentilir. Sonra gördüğünüz gibi buraya konur. Suyu da sosumuz da şeyden gelir. Tabii sos da böyle buradaki suyla beraber. Bunu da ilk defa gördük işte bak. Tabii. Yani bu da burada böyle. Mangalda pişirilmiş domates. Evet. Kabukları ayıklandıktan sonra. Ayıklandıktan sonra bu hale gelir. Sonra ondan sonra. Direkt domates sosu. Evet, direkt domates sosu. Evet. İşte bak bu da. Patlıcanımız da sabahtan pişiyor ama öncesinde sabahtan pişerken sadece sesiniz geliyor mu? Tabii. Ağustos ayında patlıcan da neden var diyorlar. İskender dedem ve Mehmet Efendi dedemiz sadece Ağustos ayında hatırlı müşterilerine küçük Bursa'da patlıcan koyarlarmış. Ben bu Ağustos ayında biliyorsunuz patlıcan Eylül ayına geçtikten sonra acılaşır. Ben bunu bütün seneyi yayacak hale getirdim. Hı-hı. Ağustos ayında tüm hazırlıklarımı yapıyorum. Patlıcanın da en iyisinin Urfa Birecik'te olduğunu öğrendim. Oradan getirdim. Ve işte domates Simav'dır. O Suruç ve Birecik'ten gelir. Hı-hı. Bütün zaten çiftliğimiz kendi kuzumuzla haşır neşiriz. Evet. Et tereyağı Trakya'da. Süt alıyorum, krema yapıyorum, tereyağı yapıyorum. Süt tereyağı alıyor. Ha, yani ama piyasaya şey yapmıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yani bu bir başka bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Bonfilemizi de aldık. Şimdi pideyi al. Bak şimdi gel bak sesi duyacaksın. Tavlanmış pidenin sesini. Biraz yavaş kes böyle hızlı. Görüyor musun? Duyuyor musun? Sesi duyuyor musun? Evet. İşte çıtır çıtır. Bu kebabımızın özellikle pidenin kızarma yani tavlanma şekli budur. Artık İskender kebabı ya olmaya İskender, hak kazanmış kendisi. Yani İskender aslında yiyeceğin adı değildir. İskender bizim yaptığımız kebabın markasıdır. Evet. İskender kebap dediği için sizi şey yapmak istemiyorum. Hı hı. Burada hafif pidenin domates sosu. Alırız. Evet. Şimdi hadi.
Biraz domates sosu. Çabuk. Ali biraz şöyle bir tadı tutar. Evet. 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 Şimdi kebabımız şimdi gördüğünüz gibi et artık şu anda kebabın üstüne konmaya hazır hale gelmiş durumda. Böylece görüyorsunuz. Biraz da tabii el alışkanlığımız. Bir seferde patladak koyabiliyoruz şeyi kebabı. Evet, bir de bir hemen kapladınız bile. Onlar el alışkanlığı şeyler. Evet. Ondan sonra bunun işte köftesi işte şöyle. İki tane köfte koyarız. Sonra ondan sonra bir bonfilesi de hani bizim usuldür. Yalnız bu köftenin özelliği kuzu karkasının kemiklerinden sıyrılmış etin en küçük kıymacık et. Öyle yani sinirden en uzak olan yerin kemiğe etidir. Onunla yapılan köftedir. İstersen yoğurdu zaten usta. Bak dediğimi al. Eriyor Allah. Onun için bu böyle. Ondan sonra sonra Yavuz Usta'm hemen böyle hafif domates sosumuzu tereyağı hazırlıyorsun değil mi Sedat? Evet. Şimdi bahsettiğim patlıcanı da bu dede usulü insanlar bu da nereden çıktı diyenlere söylüyorum. Sadece Ağustos ayında uygulanan o uygulamayı ben bütün seneye yaydım. Yiyebilen var, sevmeyen var. Patlıcana karşı patlıcanı ama. Yani öyle de bütün müşterilerimizi hatırlı kılmak adına bunu 12 aya yaymış durumdayım. Efendim domates biberinde şey yapıyoruz, koyuyoruz böyle kenarına. Biberi de koyuyoruz. Onlar da mangalda. Şimdi evet. Şimdi yoğurdu da koyalım. Peki. Hop yoğurdumuz da. Şimdi artık İskender'in olmazsa olmazı. Yani şimdi tabii. Şimdi tereyağda da bir konu vardır. Şimdi tereyağı yıkandıktan sonra tereyağı süt yağının suyla yıkanmış olma haline tereyağı denir. Tereyağı içindeki su buharı böyle tebahur ederken böyle bakın özellikle bir köpük oluşturur. Bu hafif kahverengiliğe geçtiği anda artık tereyağı olmuş demektir. Bakın bir döküyorum. Şimdi bunu cızırtabiliriz de isterseniz ama şunu şey yapsam bunu orada yağdan dök. Çok az bir şey de. Dök. Şimdi bak. Lezzet için ben şimdi hemen domates şöyle sosu da eyvah. Artık şey yapıyorum. Fazla da yağlı olmasın diye yapıyoruz bu kadar. Vallahi elinize sağlık Yavuz Usta. Bak bu şimdi artık bu kaşığı kullanmayacağım. Onun için at. Safi domates. İşte. Sos öyle, tereyağı öyle, köfte öyle. Şimdi çatalı ver bakalım Ali Usta. Bizim meşhur pembe kağıtlı çatallarımız. Gel şöyle. Hadi hocam, gelelim bakalım. Beyler hadi işinize devam edin. Al bakalım. Şimdi Ali Usta alalım ben sizi. Siliyorsun. Heh. Tekliği evet. Bilelim. Heh. Sildik. Hadi bastır bakalım şimdi. 4 tane ufak maş. 24 tane. Ortadan da. Tamam 24 tane yapalım. İlk 24 maş uzatıyorsan. Eyvah. Evet. Arkadaşlar İskender niye İskender? Yavuz İskender oğlu ustam. Eyvah. Şairane bir lezzet arkadaşlar. Vallahi ne yapın Bursa'ya düştüğünüzde
Yavuz Ustam'ın İskender'in kesinlikle ama kesinlikle iyi. Teşekkür ederiz Yavuz Ustam. Siz de Bursa'ya bu konuda emek veren oğullarımızsınız. Teşekkür ederiz. Biz bu mücadele yaparken siz daha bu kadar bir adamlar. Aynen. Ne güzel ki biz bu yaşa kemale erip bu noktaya geldik de sizleri de görmek bu kurum için de verdiğiniz şereftir. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız. Eksik olma. Sağ ol, var ol. Çok sağ olun. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi 4. kuşak Oğuzhan İskenderoğlu ile beraberiz. Oğuzhan Bey merhabalar. Selamlar. Tarihçi anlatmak için buradayız. Evet. Birazcık da şimdi yemekten sonrasında. Şimdi bildiğiniz gibi bizler Kebapçı İskender ailesi, bizim ticari ünvanımız ve işletmemiz sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin en eski firmalarından birisiniz. Bir tanesi. Evet. 1867'de Kayan Çarşısı'nda başlamıştır. Büyük dedem Kebapçı İskender tarafından. Mehmetoğlu İskender. Bunu da bu arada bir şey söyleyeyim. İskender İskenderoğlu diye anlatıyorlar bazen. Biliyorsunuz 1935 öncesinde soyadı kanunu yok. Olmadığı için baba ismiyle beraber Kebapçı Mehmetoğlu İskender olarak anılır. Anılırmış. Hatta şöyle göstereyim. Büyük dedemin dükkan tabelası da üstteki. Yani bu ilk dükkanınızın tabelası. Tam 154 yıllık. O maşallah. Bu tabela 1928 yılında harf inkabıyla beraber Türkçe'ye şu anki dönüyor. Dönüşüyor. Şu anki alfabe, Latin alfabesine dönüşüyor. Şu fotoğrafta. Ondan da detay alırsınız. Aynen. Tabela o fotoğrafta bile şunu da anlatayım. Siz fotoğrafı gösterirsiniz herhalde. Aynen. Şey yaparken. 1928 yılında bile müşterilerin geldiği ve fotoğraf çektirmeye layık gördüğü işletmelerden bir tanesi. Ha, şimdiki sosyal medya duvarları gibi bir dükkanımız vardı 1928 yılında. Tabii ki o zamanlar telefonlar gibi şimdi şey değil, fotoğraf çektirmek de meşakkatli bir iş. Tabii, fotoğrafçı çağıracaksınız ki bulabilirsiniz ki fotoğrafçılık olayı da. O dükkanın bulunduğu mevkide yani Kayhan ve Ulu Cami çevresinde zaten fotoğrafçılar gezerdi. Öyle mi bilmiyorum tabii, ben 86 doğumluyum. O kadarını bilmiyorum. Miş ama, diyelim, ben de o kadar teorik eski değilim. Miş. Fotoğrafta gördüğünüz küçük çocuk olan hanımefendi yıllar sonra getiriyor ve bize hediye ediyor fotoğrafı. Oo. Ve bizim de şu anki pozisyon sahibi olduğumuz en eski fotoğraflardan bir tanesi. Tabii daha sonralarında daha fotoğraflar da çıkıyor. Şöyle geçenlerde birileri paylaştı Smithsonian Müzesi Enstitüsü'nde. Özel bir koleksiyona ait Süleyman dedemin, babamın babasının fotoğrafını gördüm. 1936 yılında Bursa'da... Smithsonian Müzesi'nde bir de. Evet, şu an DC'de, Washington DC'de. Fotoğraf 1936 yılında Victor Nicholas Armatanov denilen bir Rus fotoğrafçı. Hı hı. Bursa'yı, Türkiye'yi gezerken, fotoğraflarken Kebapçı İskender'e gidip bir de Süleyman dedemi çekiyor. Tabii o yıllarda İskender de çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş. Evet. Ama büyük bir markayı oluşturmuş. Evet. Ve Bursa'ya bir marka olarak çok şükür başlamış. Ve gelip resim çekme için adam dükkan da var. Ve şimdi çok... neredeyse 2036 ya da 2028 neyse yani 100 yıl sonra bile. Bugün sizler de sağ olun. Buraya geldiniz. Bizlere değer verip. Burada ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çünkü bazen anlatmak yeterli değil. Dinlenebilmek de çok önemli. Evet. O yüzden insanların dikkatini verdiği ve değer vererek dinlediği için de hani o yüzden zaten teveccühle buradayız. Evet. Sonuçta kendimi yaptığımız bir şey değil. Bizler nasıl 5 kuşaktır gelsek de müşterilerimiz de 5, müşteri misafirlerimiz de 5 kuşaktır. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Benim kendi bir anım var. Ben 4 yaşındayken babam emekli olmuş. Ve emekli olduğunda bütün aile toplaşmışız. Sizin dükkanınıza emekli yemeğe gelmişiz. Doğrudur. Yani anaya bakar mısınız? 4 yaşındaymışım ya. Ben böyle çat pat hatırlıyorum. Ben çok daha yaşlı insanların 4 yaşındaki olan hikayelerini de duyuyorum. Ben hatta şöyle babam, benim dedem, Süleyman dedem 1965 yılında vefat etmiş. Babam 15 yaşındayken. O yüzden ben dedemle hiç tanışmadım. Ama genelde dedemi babamın haricinde
müşterilerimizden de duyuyorum, böyle yaşı büyük misafirlerimizden de anlatıyorlar. İşte dedeniz böyleydi, şöyle nüktedandı, böyle sert tarafı vardı, bazen azarlamış, bazen kovmuş vesaire. Hani tabii instantaneler hikayeler. Bir, o usta çırak ilişkisi olduğu için ustalar o dönem sertti yani. Evet. Et senin kemiği benim diye getirilirdi zaten. Öyle kesinlikle. Ben sonra anlatmaya devam edeyim. İşte aynen. Burada gördüğünüz heykeller, bu heykeller tabii yardımcı oyuncular burada. Tabii buradaki asıl önemli mesele tabelanın yanında beraber olan asıl önemli meselelerden bir tanesi bu döner ocağı. Fotoğrafta da dikkatli bakarsanız detaylı çok diye böyle bir gölge tabii fotoğraf şeyinde görüyorsunuz. İskender Dedemin döner kestiği ocak bu. Bu ocak da 150 yıllık. Tabii o resimdeki ocak yani. Ocak resim, fotoğraftaki ocak. Oo. Evet. Şöyle anlatayım. Şimdi biraz temeline ocakla beraber şunu da anlatıp fırsatını yakalayayım. Bilmiyorum. Çok da olsun, olsun, önemli değil. Dinleriz. Bu ocağın ayak kaldırılışının sebebi etin pişerken o etin ateşinin sadece ısısının gelmesi, yağ ile temas ettiği zaman onun dumanının, is lezzetinin ete geçmemesi için ayak kaldırmıştır. Şimdi döner ve kömür ateşinde, odun kömür ateşinde pişti. Şimdi günümüzde artık elektrikli doğalgazlı ocaklar var. Evet. Ama o artık tadı... şeyinin dışına çıkan, hayır tatla ilgili değil, dışına çıkan. Çünkü elektrikli ve doğalgaz ocak zaten ısı verdiği için duman gibi bir mesele söz konusu değil orada. O döner ocağı böyle olmalıdır. O yüzden ayaktadır. Yoksa siz bunu yatayda kesersiniz, 45 derecede kesersiniz, istiyorsanız baş aşağıda kesersiniz. Ya amacı aslında isin olmaması, dumanın oraya gelmemesi. Aynen öyle. Şimdi bunu anlatırken de hala aynı sistemde devam ediyoruz. Evet. Odun kömürümüz de babanız bu arada. Babanızla zaten incelikleri öğrendik. Aşağıda gördüğünüz gibi acip ekstra bir bilgi. Kömürüne, odun kömürüne kadar kendimiz üretiyoruz. Bunlar Uludağ'da Kızılmeşe odununda kontrollü oksijensiz ortamda yakılarak bu hale kömür haline getiriliyor. Ocakta çıraklar şeyle o dizerler. Kesilir önce kömürler. Hı-hı. Ocak boyu kadar. Tam boyu ondan kadar. Sonra dizdir. Ondan sonra böyle. Burada da büyük dedim mi? Masatı. Masat biliyorsunuz. Bıçak bileyicisi. Bilmeyenler için söyleyeyim çünkü bazen aynen. Masat nedir diye soranlar oluyor. Bileyici. Bu İskender Dedemin döner bıçak Süleyman Dedemin pide bıçağı da onun. Zaten kullanılmış bayağı eski. Yani işte burada tabii buradaki mesele içinde bulunduğumuz konakla beraber buradaki mesele bir kebap yapıp karını doyurmak değil. Tabii siz insanlar... bir tarihsiniz. Artık farklı bir misyon. Hayır. Evet. Yani mesele sadece Bursa ile özleşmiş, Türkiye ile özleşmiş bir tarihin biz temsilcileriyiz. O yüzden buradaki bizim amacımız sadece bir hani yemek yapıp işte bir para karşılığı yemek satılıp bir şey değil. Bu değil. Burada o tarihi sadece kebabın içinde yaptığımız şekliyle, hiç bozmadan getirdiğimiz, bugüne kadar getirdiğimiz şekliyle beraber kebap. Bir de bu konaklı şeyle birleştirerek tarihiyle sunmak ve insanları bilgilendirmek. Bir misyon edindiniz kendinize ve sahipleniyorsunuz. Bursa zaten Bursa deyince hani işte şeftalidir, kestane şekeridir, bilmem nedir. Tabii. Ama Kılıç ilk başta Karagöz Cevatı'dır, ama ilk başta yani herkesin ilk söylediği İskender kebap. Sağ olun. Dediğim gibi teveccühünüz. O da şöyle bir şey var. Tabii bu çok güzel olmakla beraber bazen de hani Bursa çok güzel bir şehir. Bursa büyük bir şehir. Evet. Osmanlı'ya başkentlik yapmış büyük bir şehir. Payitaht. Onunla beraber anılmak ve onun bir parçası artık kopmayan etle tırnak bir parçası olmak da gerçekten güzel bir gurur. Çok güzel bir gurur. Güzel bir gurur. Hani hem aidet duygumuzu da pekiştiren. Şimdi ayrıca başka burada tabii bunlarla bir et bitmiyor. Daha o kadar çok şey var ki mesela bu tabak. Benim büyük dedem de dükkanında Kayan Çarşısı'da kullanılmış tabaklardan bir tanesi. Oo. Bunun gibi bir sürü tabak var. Şimdi tabii bir porsiyon, bir buçuk porsiyon. Hı-hı. Artık biliyorsunuz hani artık hatta literatüre bile girdi. Bir buçuk yoğurtlu vesaire. Ama eskiden öyle değilmiş. Eskiden vitrinde tabaklar var. Vitrinde tabakların konma sebebi dışarıda yiyemeyenle içeride yiyenle biraz ayırmak hani o ahlak şeyle tabak beğenip. Gösteriş şimdiki Instagram gibi birazcık da yani o zamanki biraz tabii. Daha farklı. İnsanlar çünkü bulan var, bulamayan var. Parası olan var, olmayan var. O yüzden o ayırmak için de insanları da hani rencide etmemek için yapmamak için. O vitrinden tabağınızı alıyorsunuz, seçiyorsunuz. Oo. Genelde büyük tabaklar, yayvan tabaklarda böyle 2-3 kişi ailenin paylaştığı kebaplar ya da kendi tabağınızı getiriyorsunuz. O zamanlar bulaşık da yok. Çünkü dükkanın içinde şimdiki gibi böyle buz teşkilatlar, sular akmıyor. Dışarıdan bulaşığını aldın, gene evine gidiyorsun yani. Yok öyle değil. Çeşmeden su getiriliyor, kaynatılıyor içeride.
O kaynatılan tasta aşağıda bu dükkanda, içeride tabaklarda. O aşağıda bulaşık yıkadığı, denemlerin bulaşık yıkadığı tasta orada görürsünüz. Evet, onları da çektik tabaklar zaten, izleyicilerimiz onları da görüntüledi. Tabaklarında böyle bir hikayesi var. Oo, çok değişikmiş. Bunu ilk defa duydum bak. Yani ben de Bursalıyım. Ama bunu ilk defa duydum. Şimdi şöyle bir şey var. Genelde bazı, biz hep söyleriz. Genelde markalar genelde yaratılır ama bizimkisi doğmuş bir marka. Evet. Yani evrile evrile geliyor. Evrile evrile değil mi? Zamanın şartlarıyla, yani düşünsenize 5 tane padişah, 12 tane cumhurbaşkanı görmüş. Çok maşallah. Ve o zamanın şeyiyle beraber artık günün şartlarını da biraz üstüne adapte koyula olarak. Koyula 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 koyula. Adapte gelmiş. Bugün şimdi artık gelmiş. Tabii biri var, 1.5 var, az porsiyonu var, ikisi var vesairesi var. Artık o birazcık daha restoran şeydi ama restoran eskiden böyle. Tabii eskiden her şey değişikti. Masanın üstünde, şey tabağın üstünde durdu. Masa da dükkanın masası. Oo, gene. Hatta şöyle ayağına dikkat ederseniz ayağı biraz böyle şeydir artık kurumaktan. Evet, ağaç biraz kurumuş. Heykele yaslanarak şey yapıyor. Dengede tutuyoruz. Sandalye öyle, çatallar, kaşıklar öyle. Bu arada tabii anlattıkça anlatsam geliyor. Evet. Genelde çoğu kişi sorar ya bu pembe kağıt nedir? Neden çatalların üstünde pembe kağıt var? Aynen. Ya da bardakların içinde. Birincisi pembe kağıt. O zaman yani şöyle samanlı kağıt peçete olmadığı dönemlerde peçete o işlevi gören şeyler. Evet. Tabii o zamanlar biliyorsun şimdiki gibi asfalt yok yollarda. Toz toprak olduğu için bir de masa örtü bu hijyen sağlaması için masa ile temas etmemesi için yapılan bir detay bu. Pembe kağıdın üzerine masaya şey temas etmiyor. Evet. Bardağın içinde de o tozun bardağın içine yerleşmemesi. Çektiğin zaman ikisiyle verdiğin zaman. Silmeniz için. Tabii yapmadım. Her şey orada o zaman o dönemler düşünülmüş işte. Dediğim gibi yani bu bir konsept değil. Bu bir dizayn değil. Bu o zamanki işlevsellik tabii olan şey. Biz de hala bunu o devam ettiriyoruz. Çünkü birazcık da o hani dediğim gibi o eskiyi yad etmek. Yad etmek bir de hani dediğim gibi çok şey değiştirmek o zaman bizi de yapmaz. Tabii. O yüzden de bunlar da bizimle beraber 150 yıldır gelen küçük nüanslar. Evet. Ondan sonra bir de şimdi şunu anlatayım. Bu içinde bulunduğumuz konak da ayrıca bir şey. O da evet. Büyük dedemin yaşadığı konak bu. Pardon. Büyük dedemin yaşadığı konak Selçuk Hatun Mahallesi'nde yaşadığı konak harabe halindeyken babam Yavuz İskender o tarafından buraya getiriliyor. Tuğla kalas tek bütün tek malzemeler buraya getirilip mimar rölevelerine birebir sadık kalarak tekrar inşa ediliyor bina. Tamam, birebir dedenizin kaldığı evet konak bu burada tekrar inşa ediliyor. Restitüsyon diyorlar buna. Evet. Restorasyon değil. Restorasyon olduğu yerde yapıyorsunuz. Olduğu yerde yapmak. Çok daha meşakkatli evet ve çok daha hem yani şöyle söyleyeyim maddi hem manevi zorluklarla. Tabii oradan sök bir de zarar vermeden sökeceksin ki çünkü tekrar kullanacaksın. Taşların yerleri bile belli. Sayıları ona göre biliyorsunuz yapılıyor. Olmayan parçalar. Sağlam işçilik. Tabii 10 senede tamamlanıyor neredeyse burası. Ya. Şu gördüğünüz tavanlardaki boyalar bile 4 senede tamamlanıyor. Tabii. Çünkü bunlar kök boyası. Oh. Elle küntegari. Önce tülbent bezi kolalanıp yapıştırılıyor ki ahşap binada toz dökülmesin diye o detaylara kadar. Duvarlar horasan harcı. Eskiden ne kadar ince şeyler varmış değil mi? Evet. Neleri düşünüyormuşuz yani şimdi evet tavan boyasını yapıştır gitsin beyaz. Tabii öyle değil. Yumurta akı var harcın içinde. O da anlatılan biliyorsunuz Mimar Sinan'ın da kullandığı hem sağlam Horasan Selçuklu döneminden gelen. O da içinde hani böyle ahşap binanın ömrünü uzatmak için. Çünkü böcek vesaire örümcek olmuyormuş. Içinde. Gelmiyormuş evet o yumurta akısına, yumurta sarısına. Evet. Gelmediği için de binanın ömrünü uzatıyor. Çünkü öbür türlü bina içten içe hatta Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'ndeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şeylerin üzerine 12 adet mi 23 adet mi ne tavus kuşu yumurtası. Evet. Şey, aynen, deve kuşu yumurtası. Deve kuşu yumurtası. Sırf evet şey gelmesin diye. Evet. Örümcek gelmesin diye. Bu iş böyle. Ondan sonra dediğim gibi bu konağın içinde sadece tabii yani konağın bütün anlatsak burada bütün gün anlatırım. Tabii canım. Detaylarıyla. Programlar yetmez. Belgesel yapmak lazım. İşte İstanbullu, Ermeni, Rum ustaların işçilikleriyle beraber burada şu gördüğünüz vitraylar Şehzadebaşı Camii'nde yapılıp İstanbul'da böyle arabanın arkasında böyle 10 kilometre hızla buralara böyle çok ciddi böyle emek getirilmiş var. getirmiş şeyler var. Tarihi resmen korumuşsunuz. Tabii. Ve onu ondan sonra da buraya taşımak tabii ki çok tabii büyük. Yani dediğim gibi sadece burası bir kebap yapma restoran, kebap restoranı gibi değil. Çünkü kebabı bir apartmanın altındaki bir lokantada da yaparsınız. Burası bizler kebapçı İskender olarak bizim dediğim gibi misyonumuz çok daha ağır. Evet. Tabii böyle büyük bir markayı ve tabii yani şimdi Bursa'yı Türkiye'yi dünyaya temsil ediyorsunuz. Evet. Hani sadece Bursa olarak demeyeyim, Türkiye'yi. Evet.
Yani sağ olun. Yani dediğim gibi böyle işte böyle. Sizin bir sorunuz varsa ben burada birazcık da kendinizden bahsedin. Şimdi dördüncü kuşaksınız. Nerelerde eğitim gördünüz? Neler yaptınız? Bu markayı bir ilere gitmek için ne gibi donanımlara sahipsiniz? Valla şöyle, ben ortaokuldan beri dışında okudum. Liseyi İsviçre'de, üniversiteyi İngiltere'de, yüksek lisansını Amerika'da okudum. New York Üniversitesi'nde, Greenwich'te, sonra TASİS'te, ondan öncesinde. Tahsilim pazarlama. Lisansım, yüksek lisansım da marka yönetimi üstüne yaptım. Tamam. Bütün işte. Eğitimimi de buna nasıl devam ettiririm üstüne kurarak yaptım ve geri dönmek için. Tabii bazen böyle çok batılı bir eğitim alıp insanların gördüğü ya bunu daha büyütün vesaire falan, ama şöyle bir şey var, dediğim gibi az önce marka yönetiminden bahsedeyim. Hı-hı. Bizim şey yaparken. Bazı şeyler çok büyümek, hele Türkiye gibi bir ülkede yaptığınız işin temelini, yani o kalitesini biraz bozmaya kalkarsa, o zaman bizim gibi işletmelerin bundan sonra ayakta kalması çok mümkün olmayabilir. Tabii kontrol o kadar zorlaşıyor ne kadar büyürseniz. Evet. Franchise vermeniz gerekiyor. Franchise'de çok sıkıntılı oluyor. Senden mal almıyor, senin malını satmıyor ama senin markanı kullanıyor. Bu da size bunlar zarar verir. Bunlar çok büyük tehlikeler. Tabii çok büyük tehlikeler. Şimdi bir de şey tarafı var. Bakın, her şey ahlaklı da olsa, düzgün de olsa, bizlerin gibi biliyorsunuz memnuniyet beklentinin fonksiyonudur. Tabii. Beklenti ne kadar yüksekse memnuniyet de o kadar aşağıdadır. Yani ben size şöyle desem, ya şurada bir film var, gidin hayatınızın anlamını bulacaksınız. Tabii. Ben bunu dedikten sonra oraya gidip hayatınızın anlamını bulmazsanız o film sizin için kötü bir film. Aynen, bulmak için uğraşırız ya da. Tabii. O yüzden bizde dediğim gibi 150 yıldır, kuşaklardır. Tabii. Dedesiyle gelmiş, babasıyla gelmiş, kendi gelmiş, çocuğuyla gelmiş, torunuyla gelen insanların o bekleme, bir önceki bir deneyimi, tabii, bir sonraki aynısını, deneyimi bir için artık o bir eşik oluyor. Yani o bir şey oluyor. Benim yaşım 41, 4 yaşı, 37 yıl önceki tadı ben hatırlıyorum ama. Tabii. Bakın oraya gittiğimi hatırlamıyorum ama İskender'in tadını hatırlıyorum. İşte o yüzden hani oradaki küçük bir değişiklik bile, hani düşünseniz oradaki değişiklik bile o size memnuniyetsizliğin için yeterli bir sebep. O yüzden büyüyüp böyle bizim taklitlerimiz gibi 150 tane dükkana ulaştığımız zaman o zaman biz zaten İskender olmayız. Tabii, ha, bunu da tecrübeyle söylüyorum çünkü bir aralar yapalım diye böyle bir giriştik ama hemen yolun başından geri döndük. Geri vites attınız. Çünkü bu iş böyle değil. Evet. Çünkü dediğim gibi restorancılık bir de çok zor bir zanaat. Yani insanlarla uğraşmak, insanları memnun etmek ve onlara hani birinci geldi bir hafta sonra aynı, bir ay sonra aynı, 10 yıl sonra yine aynı şeyi bir vermek. Bir günün babam, kardeşim ben, biz her gün dükkandayız. Gelmediğimiz zaman yok. Burada değilsek öbür dükkandayızdır. Ya da işte biliyorsunuz Ege'de ya da işte İstanbul'da bir tane şeyimiz. Orada tabii küçüğüm derken sadece şey değil. Sonuçta yapmamız gereken, yani tabii, bunu oralara da temsil etmemiz gerekiyor ama kontrollü güç. Aynen. O yüzden onu yaparken de işte bizim olup olmamamız bile çok ciddi bir faktör. Bu iş böyle. Çünkü öyle. İnsanla beraber insana hizmet ediyorsunuz. Tabii. Daha bir insan kadar bilinmeyen bir faktör yok. Yok yok. Kimse kimseyi anlamış değil zaten. O yüzden herkese anlatıyorum. Her mesleğin tabii ki zorluğu var ama bizim meslekte biraz ekstra bir zorluğu var. Sormayın. Bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Benim bilmediğim bile, hani ki ben Bursalıyım, bilmediğim birkaç ince nüans çıktı. Çok anlattıkça teşekkür ederim. Anlattıkça çıkardı. Evet, evet. Anlatmadım o kadar çok şey İskender, var ki. İskender'e belgesel yapmak lazım aslında. Öyle bir 28 bölümü ki incelikleri, nüansları hepsini şey yapalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar teşekkür ederim bizleri ağırladığınız için. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.